Bir haftamız bir daha dene. Dur Hasan abi, bir geri çık, geri çık. Bir yerde boşluk kalır, bak hele şey yapalım. Bir geri çıkın abi. Hafif bir daha şey yapalım, hafif. Hafif. Hafiften kaldır. Hafiften kaldır. Geliyor mu? Baba dikkat et. Yavaştan kaldır. Bak hele, kiri kırmıyor da destek. Havar. İyi misin? Hastanedeyim. Baba. Efendim? Sen misin? Oy kurban olurum ben sana. Oy. Tamam. Tamam kuzum benim. Hadi görüşürüz, bay bay. Yani deprem olunca işe gelmediler. Amine Berra'yı. Normal akşam hamurumuzu falan hazırladıktan sonra eve çıkıp istirahatimizi evde yapıyoruz gece sabahın ekmeğinde. Saat 4-4.30 gibi de inip pişirim yapıyoruz. Biz depremle uyandık zaten. Büyük bir sarsıntıyla uyandık, kaçtık dışarıya, çıktık. Yarım saat 40 dakikalık bir elektrik zaten yoktu. Hamurlar hazır ama fırını hiç açmadık bile. Biraz dışarıda bekledikten sonra bir yarım saat 40 dakika sonra elektrik geldi Doğanşehir'de. Hamurlar aklıma geldi, dedim ki durdu. Biz bu hamurları pişirelim. Vatandaş bu kadar soğuk, kar, kış, kıyamet kar yağıyor bir yandan. İnsanlara veririz dedik. Yani millet perişan olacak şimdi sabah aç falan. İçeri girdik biz, fırını açtık. Eşim poğaçaları pişirdi. Ben ekmekleri pişirdim. Onu vatandaşa dağıttık. Bahçedeki eve gitmeyi düşünüyorduk. Yani toparlanalım da evimizi oraya, hele şimdilik bir ortalık sakinliğine kadar böyle bir düşüncemiz vardı. Sonra baktık kar kış kıyamet, millet perişan. Hiçbir fırın üretim yapmıyordu. Tek bir fırın yapıyordu diye haber aldım. 10-11 ilden bu deprem haberini alınca bir daha tekrar bir hamur yapmaya karar verdim. Onu da dağıttıktan sonra akşam da gideriz bahçedeki evde kalırız diye. Ocağı yaktım, fırını. Tabii sürekli ailemi hep uyarıyordum. Yani burada duralım, bir şey olursa kaçarız diye. Ocağı yaktıktan sonra bir ilan verildi belediyeden, şeyden. İlan verildi. İlanı dinlemek için kapıya doğru yöneldim. O ara salladı ikinci deprem. Tabii ben en öndeyim diye kaçtım. Arkama bir döndüm, kimse yok. Toz duman tabii. Annemi gördüm, teyzemi gördüm, eşimi gördüm. Eşimin kafasında kan akar bir şekilde. Kızımın sesini duydum. Baba buradayız diye. Gittim ellerimle hemen açtım. İkisinin de bir nefes almasını sağladım. Bir baktım ki ikisi de yan yana. Kazıya kazıya topraktan bir şekilde 4 saat uğraştım. Bir iki arkadaş da tabii ki yardımcı oldular. Bir kepçe denk geldi. O kolonlara falan bağladık. Kiriko falan bulduk kolonların altına. Eniştem o çocukları, çocuğumun anlattığına göre itelemiş. Tam kapıdan çıkarken itelemiş. Kendisi de enkazın altında kaldı. Ambulans eşimle beraber bizim Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirdiler. Berra'nın çıktığını gördüm. Hemen ameliyata aldılar Berra'yı. Son 15 dakika sonra haber geldi Begüm, büyük kızım. Onun çıktığını haber verdiler. Berra'yı İstanbul'a göndermek istediklerini, durumunun iyi olmadığını, ayağın kötü olduğunu söyleyince tek başına Berra'yı uçak ambulansla İstanbul'a gönderdiler. Daha sonra biz 2-3 gün sonra kendimizi havalanına attık. Sağ olsun uçakta kaptan pilotlar ambulans ayarlayıp direkt hastaneye gitmemize yardımcı olmak için gittik. Yani her şey hazır. Kızımı da burada başka bir hastaneye getirmişlerdi. Taburcu oldu şu anda. Büyük kızımı da Amasya'da ablam öğretmen kendisi. Annemlerle falan oraya gönderdim. Bir evimiz gitti. İş yerim yıkıldı. Yani ben buraya ayakkabısız geldim. Galoşla geldim. Ayakkabım bile yoktu. Ha, sağ olsunlar hastanede üzerimize bir şeyler verildi. Her türlü bize destekler veriliyor. Allah devletimizden razı olsun. Gidecek bir yerim yok zaten. Evim de yok şu anda çünkü. Ailemi bir yere yerleştirdikten sonra bir işmiş için bir sağa sola başvuracağım artık. Şu anda zaten memleket diye bir şey yok. Doğanşehir tamamen yıkım kararı alınmış. 6 ayda, 8 ayda, belki 1 yılda memleket kendine gelecek bir durumda değil. Doğanşehir'de barınacak bir durumumuz yok şu anda. Maddi anlamda da şu anda çok
perişan durumdayız. Kafamızı sokacak bir yerimiz yok. Bakın ayağımda terlik. Yani basıyor 340'a getiriyor. O 340'a geliyor. Ben şimdi onları sayı göstereyim. Şu açmaları bitireyim. Zamanlara bak.